tek Para. Astro Astrobot o da alınacak kadar değil. Konsol aldırmaz canım Astrobot. PlayStation Türkiye'ye göndermez mi sponsor falan mı? bilmiyorum arkadaşlar. Belki gönderirler. PlayStation 5'i göndermişlerdi zamanda ama PlayStation şu anda el değiştirdi biliyorsunuz yani. PlayStation kendi bir varlığı yok şu anda Türkiye'de. PlayStation'ın distribütörü var. Bilkom yapıyor distribütörünü PlayStation. Onlar da yollar mı? O kadarını bilemeyeceğim. Onun için bir şey söyleyemem yani. Gönderirlerse bakarız kanalda. Göndermezlerse ve dediğim gibi GTA'da o tarz bir performans farkı yola çıkarsa o zaman ben bir şeyler ayarlamaya çalışırım bir şekilde. En kötü ihtimalle dediğim gibi olan birinden ödünç alırım falan belki. Bilmiyorum. Aa, GTA 6'ın çıktı dönemde kim bana kim bana PlayStation 5 Pro ödünç verir o apayrı konuda. Yani bakacağız artık. robot canlısına girmek istiyorum. Kodgeas seven birisiyim. Duyduğum kadarıyla Gundam baya popülermiş. Önerir misin? Kodgeas real yani real robotsa pek girmiyor ama Meteo 1571 hoşken, yani Mecha... Enes, hoş geldin. Teşekkür ederim Yani real meka en hoş geldin. Teşekkür ederim için. Gundam real meka ile süper meka arasında gidip geliyor. Tamamen real meka olan Gundamlar da var. Süper meka'ya fazlaca kaçan Gundamlar da var. Gundam'ı severim. Gundam güzeldir ama Gundam'ın 55 tane farklı serisi var. Hangisi yani? yani çok uzun bir konu abi. Bu Gundam'ın tat diye içine girebileceğiniz konu değil. GT6 çıkmadan lavaş Anası gelsin. Hala hatırlıyorsunuz mu lan lavaş Anası'nı? Yeter daha. Space Money bitirdim. Youtube video yorumlarını okumanı söylemiştim ama chat yorumlarını okuyorsun. Aradaki fark ne? Bunu okuyup onu okumuyorsun. Burada birebir etkileşime geçebiliyorum çünkü. YouTube yorumda adam altına bir şey yazacak. Ben o adama cevap vermek isteyeceğim. Adama cevap yazacağım. Adam görecek, görmeyecek, benim yazdığımı götüyle anlayacak. Bambaşka bir şeye cevap verecek benim yazdığıma. Ben adam ondan sonra tekrar bir wall of text yazacağım bir daha. Ben onu demiyorum lan gerizekalı diye. Oradan böyle o muhabbet uzayacak gidecek hiç gerek yok. Burada birebir muhabbet edebiliyoruz. Yanlış anlaşılmalar olduğu zaman çok hızlı çözülüyor hakaretlere girişmiyoruz birbirimize saldırmıyoruz seviyeli bir ortamımız var düzgünce sohbetimizi ediyoruz kaçıyoruz PlayStation 5'te işte söylenen yenilikleri dinleyen bir PC'ci olarak mağara adamla atışı bulduklarını izleyen bir uzaylı hissine kadar. <laughs> 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 return Bugün bayağı zevk Sen düşünüyorsun sonra yakında bir vakit geçtikten sonra. Ben bitiremedim Return'ı. Ya ben de devam etme isteği uyandıramadı abi. Sürekli olarak bir rog like için bence oynanın süresi fazla uzun. Yani oynanın süresi o kadar fazla olunca da öldüğün zaman ve başa dönmen gerektiği zaman her seferinde 2-3 saat kaybediyor olmak beni Oha. yok yani 2-3 saati baştan oynama fikri yok abi o kadar değil. Rog like oyun dediğin maksimum yarım saatte biter. Yani. Her her öldüğünde 2-3 saat baştan. Aa. GT 6 neden PC ve PC aynı anda gelmiyor? Rockstar öyle yapıyor oyunlarını. Rockstar'ın şey o formülü o. Önce konsola geliştiriyorlar. Hani dağılıp birden işte fazla demeyelim ama çok fazla platforma aynı anda oyun çıkarmakla uğraşmaktansa e, genelde konsollara sadece odaklanıyorlar. İki ana konsola odaklanıyorlar. Oyunlarını orası için geliştiriyorlar. Bütün hani kaliteyi oraya dağıtıyorlar. Veriyorlar her şeylerini bütün güçleriyle konsola çıkartıyorlar. Ondan sonra PC için oturup çalışmaya başlıyorlar. Bu sayede oyunlar daha kaliteli çıkıyor. Yani bir yandan da çünkü PC'ye o şey yaptığın zaman PC'ye portlamak için bir de ekip ayırdığın zaman orada iş gücü kaybediyorsun. Adamların politikası öyle. Power PlayStation'e neden gelmedi hala? O ne Berzak mangası Türkçe'ye çeviriliyor tekrardan. Baktım ya da bakacak mısın? Yok ben İngilizce şeylerine mutluyum. İngilizce berzaklarına mutluyum ben. Hiç işim olmaz yani Türkçe ve Sadece şey için bakabilirim. Türkçe, İngilizce'den mi çeviriyorlar, Japonca'dan mı çeviriyorlar? Sadece onun için bakabilirim. Geçen sefer çünkü İngilizce'den çeviriliyordu. Dostum ne yapıyorsun falan tarzı diyaloglar vardı. Ee, bir bakayım bir ara. Paralel evrene gittiğimde bir ara bir bakayım. Türkçe gördüm geçen gittiğimde vardı orada bu arada, Türkçe berzaklar. Bakayım bir bakalım şey nasılmış. Çevirmen nasılmış yani çevirmenleri mi aşağılıyorsun? Neyden çevirdiklerini aşağılıyorum. Çevirmenlerin kendisini değil. Mantıklı. Taha Sadık hoş edecek Teşekkür senin için. Ya da onları o kaynağı sağlayamayan ya da gidip Berzerk gibi bir manga ya da herhangi bir mangayı direkt olarak İngilizce metinden e, çevirisine Para. çeviri için İngilizce metne gidenlere direkt aşağılıyorum abi. Oha 550 TL Cim yayın ne zaman gelir? Bir 500'de at gelsin falan. Yok lan Necim yayın oğlum. Şükür ederim o bir süredir. öyle bir para. Yani. Dost Bey paralel evreye yakın bir şey öğrendik. Paralel evrene yakın değilim. Geçen e, Berzak yani, Ecem doğum günüm için bana Berzak'ı yükten aksiliklerinden alacaktı. Orada bulmuş. Oraya gittik. Paralel evren e, arkadaşlar bilmiyorsanız Bağdat Caddesi'nde. Benim Bağdat Caddesi'ne yakın oturmam demek yani inanılmaz param var demek olur. Yok. <laughs> yani şöyle Şöyle abi. Ee, şimdi sen bir şeyi alıp çevresini oh. yapacağın zaman Türkiye'de eğer o dilden çeviri yapan gerçekten o dilden çeviri yapan orijinal metinden çeviri yapabilecek nitelikli insanlar varsa ve sen gidip onları değil sırf daha ucuza çevirebilmek için başka dillerden daha ucuza çevirmenlik yapan insanlar tutuyorsan ben buna sinir olurum. Japon, Japonca bilen bir sürü insan var Türkiye'de bir sürü. Hani ben tanıyorum kaç tane direkt Japonca'yı böyle bildiğin her şeyiyle çok rahat çevirisini yapabilecek kadar nitelikli insanlar tanıyorum Türkiye'de. Yapmış olan daha önce çevirmenlik yapmış olan Japonca metnleri falan. Eğer onlardan beni tutup eğer Berzak çevirtmek yerine gidip İngilizcesini alıp Oo. mangayı direkt hani oradan bakabilir çevirdilerse Türkçe'yi daha öncesi böyle yapmışlardı. Yeni çevirde ne bilmiyorum. Yeni çevirde nasıl bilmiyorum. Yeni çevirde eğer şey yaptılarsa e, Japonca'dan çevirdilerse helal olsun. Mantıklı. Onun haricinde ama zaten bana hitap etmiyor. Benim zaten İngilizce mangalarım var. Sasizm harekatı hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Neredeyse tüm yayın evleri Japoncadan yapıyor. Helal olsun eğer öyleyse. Helal olsun. İlk çıktığı dönemlerde işte Türkçe mangalar Türkiye'de ilk yayınlamaya başladığında ben destek olmak için birkaç tane aldım işte Helsing'i aldım, Berserk aldım, Naruto bile aldım yani hiç alakam yok okumayacağım bile bile. E, hepsinin şeydi İngilizce'den çeviriydi. Hiçbiri Japonca'dan çeviri değildi. Gerekli şeylerin yaptığı şeyler en azından. E, manga baskıları o bayağı şeydi yani. İngilizce'den de çok barizdi ve çok kötüydü yani. Neden Japonca almıyorsun mangaları? Japonca okuyamıyorum çünkü. Yani okuyamadığım bir mangayı niye alayım abi? Japonca okuyamam ki ben. Hmm. Valve yeni bir firmayı bünyesine kattı. Sence Half-Life için geliştirme aşamalarına başlayacaklar mıdır? Yoksa Deadlock için patch vesaire mi getirecekler? Half-Life 3 muhabbeti çok yaş yani. Oraya gireceklerini hiç zannetmiyorum. Ben artık bu saatten sonra Half-Life 3 diye bir oyunun çıkacağını <laughs> asla zannetmiyorum yani. Artos hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Gerekçe çok rezil bir de üstüne webdeki çevirileri şey atıyorlardı. Evet. Gerekli şeyler bir dönem gerçekten çok fenaydı. Şu an ne bilmiyorum da. Bir lokta Digimon figürlerinin vazgeçmelerini attım mı onlarına sattım mı? Hayır. Kutuladım ve depoya kaldırdım. Deadlock oynamadım henüz. Mantıklı. Adil Yılmaz hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. YouTube kitlesi eski YouTube kitlesi eskiye göre çok kanser dostum. En iyisi yorumları çok okumuyorum. mu zaten. Canlı yayın haricinde ben şeyde hiç etkileşime geçmiyorum. Türkçesi İngilizcesi daha sadık bir çeviri oluyor genelde ama diyeyim malum eklemeli dil ikimizinki de. Öyle. Tabii ki öyle. Tabii canım ben yani şöyle normalde Japoncadan sadık bir çeviri olduğu sürece Türkçeyi tercih ederim normal şartlarda. Ama e, koleksiyonluk açıdan baktığım zaman e, ben manga koleksiyonu yapmaya başladığımda Türkçe çeviri diye bir şey yoktu. Manga, baskılı şeyler yoktu. Ben de koleksiyonumu İngilizce üzerine kurdum. ve bu saatten sonra Türkçe'ye dönecek değilim. Berserk'in zaten Deluxe Edition'ları dediğimiz o büyük, kalın, kapaklı, hani böyle ciltli berserkçilere var ya onun zaten Türkiye'de öyle, öyle bir versiyonu yok. Doğal olarak İngilizce almak zorundayım. İngilizce'den devam ediyorum. Ha, yani manga koleksiyonu ne zamandır yeni bir şey kattın de o apayrı konu zaten. Uzun yıllardan sonra ilk kez yine bir manga aldım yani koleksiyonum için. Yoksa ben bayağıdır manga koleksiyonu falan da genişlettiğim yok. Para. gerek şeyler mal okunacak mıyım? eti cim yayını geliyor o zaman lan. <laughs> evden sana şey yapacağım. Cim yayın değil de evden sana kondisyon bisikletinden yayın yapacağım sana. Cime gitmiyorum çünkü şu an cim üyeliğim yok yani. Sana kondisyon bisikletinden yayın yapacağım. Herbie the band one. Git çıkacağım kondisyon bisikletinden. Çevirirken şey yapacağım sana böyle. Hmm. <laughs> 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 Kitablığın edisikleri ne zaman olacak dost bey? Şu an biraz sönük duruyor. Ee, önce ödemem gereken bazı faturalarım ve borçlarım var ondan sonra çünkü o ucuz bir şey değil. <laughs> Bayağı pahalı o şey döşemesi. Valla ben İngilizce toplamak isterdim ama acayip pahalı. Çiğinden farklı mı ya? Türk lirasıyla satılanlardan daha mı pahalı İngilizce mangalar şu anda? Bir yayın gitti geldi. Bir yayın koptu geldi. Ne oldu bilmiyorum. O OBS bir yayın uyarısı verdi ama mantıklı. Neyse. Hasan Taş hoş geldin. Teşekkür ederim. Işte. Abi ayda bir videoyla nasıl geçiniyorsun? İşte canlı yayınlar Aa. falan filan. Ayda bir video, her zaman ayda bir video atmıyorum. Oğlum ya. Bazı aylar 3 video attım oluyor. Neyse sponsorluklar sağ olsun zaten. Onlar sayesinde geçiniyoruz yani. Sponsorlar or koyduğumuz e reklamlar sayesinde gerçekten hayatta kalabiliyorum. Hmm. Hocam bağış kaçtı yayın gidip geldi. Harbi mi? Super Marine Spitfire hoş geldin. Teşekkür ederim. Dur bir dakika çıkıyorum yukarı. Ah Ben Van Geri <laughs> Beysel'de alabilirsin. Bisiklet üstü de Genshin'de oynar mısın? Tamam ulan. Kondisyon bisikletinin üzerine çıkıp gençliğinin pek de oynayacağım. Sana özel yayın. Discord'dan sana özel yayın yapacağım. pek de oynayacağım. Kondisyon bisikletin Aa. üzerinde. Ah. Light Novel koleksiyon yapıyorum. 700 TL tanesi. Piyu. Bize de, bize de. Valla Hörbi'ye soracaksınız. Bak yani yeni geldi adam bu aşağı. Hörbi'ye soracaksınız. İstiyorsa onu özel istiyorsa community'ye açık yaparız bilmiyorum. Hörbi'ye soracaksınız. Aslında daha fazla videoyu çeksen daha fazla para kazanabilir misin? yapabilecek olsam yaparım daha fazla video. Özel yayında ayak kem olacak mı abi? Onun için ayrı bir 500 TL. Berzak Special Mangalar 20 TL. Berzak şeyleri ne kadar bu arada? Şu an yeni çıkan Türkçe versiyonları. Para. GT6 oynanışı hiç yüzü Ne zaman? Şimdi mi? Sunum bitti şu an. Bir şey bekleme. Yani şu an başka bir şey yok. Bitti sunum yani. İki haftada bir önemli haberler derlediğim bir video serisi falan kurtarır dost. İki haftada bir önemli haber çıkması lazım sadece. Benim e, iş şeyimi değiştirmem lazım arkadaşlar. İş mantığımı değiştirmem gerekiyor. Yani şu anki gibi video üretmeye devam ettiğim sürece video üretim şeyini arttırma şansım yok zaten. Mesela 4-5 gündür şey yazıyorum. Wukong'u yazıyorum. Muhtemelen bugün bitireceğim yazısını. Seslendirmesine geçeceğim. Kurgusu falan başlayacak. Sonra ben Space Money yazmaya başlayacağım. O bitecek. Ondan sonra ya Final Fantasy'ye geçeceğim ya şeye geçeceğim. Mantıklı. Star Wars Outlaws'a geçeceğim bilmiyorum. Yunus Ertürk hoş geldin. Teşekkür Benim hani şey üretme, içerik üretme hızım, yazma hızım aynı zamanda. E, tabii ki videonun şeyine göre değişiyor. Astro Bot'u mesela bir günde yazdım o tarz bir metni bir günde yazabiliyorum. Onda sıkıntı yok. Ama yazmak istediğim metinler onlar değil. Yazmak istediğim metinler çok daha detaylı, çok daha böyle derinlemesine girilen metinler. Onlar da çok uzun sürüyor. Onlar da çok uzun sürünce video şeyini azaltıyor. Video üretim yani süresini çok arttırıyor. Ya değiştireceğim artık çok daha sığ metinler yazacağım. Çok daha fazla video çıkaracağım. Yani ya da böyle devam edeceğiz bilmiyorum. Eee. Yeni incelemenin Rebirth olacağını söz vermiştim. Neler diyen yani oyunları atladım. Vermiş miydim öyle bir söz? Ama Wukong var ya. Wukong olmazsa olmaz ya. Yani. Yurt dışı incelemelerini izledim ve öneriyen oyun inceleyicisi var mı abi? White Light diye TV kanalı 7 saat Stranding incelemiş. Aklıma mı direkt sen geldin? Ee, oyun incelemesi adından takip ettiğim pek kanal yok şu anda. Yani şey çok fazla arttı. Retrospektif mi diyorlar onlara? Retrospektif de değil gerçi onların ismi. Ya oyun hani tamam şimdi 7 saat inceledim diyor adam. Video açıyorsun. Başlıyor adam şeyden anlatıp. Önce hikayeyi anlatıyor full. Hikayede eleştiri yok. Sadece hikaye anlatıyor. Şöyle oldu böyle oldu. Sonra buraya geliyoruz. Burada karakter bunu söyledi. Şunu öyle söyledi. Sonra buradan böyle ilerledik. Şuradan şöyle geçtik. Şurada şöyle bir düşman çıktı karşımıza. Onu vurduk. Orada ilerledik falan. Hani oyunu şey yapmıyor. Oyunu incelemiyor. Oyunu özetliyor bildiğin. Yani bildiğin oyunu özetliyor yani. Bir arada bir şey yok. Hani eleştiri yok arada. Ondan dolayı ben son dönem bu da çok popüler oldu. İnsanlar artık oyunları oynamak yerine direkt özetini izlemeyi tercih ediyorlar. Hani oturuyor adam başına. 2 saatte diyelim ki 20 saatlik bir oyunun özetini izliyor direkt. Şunda şu oldu, bunda bu oldu, bilmem ne falan filan diye böyle. Yani bu artık popüler olanlar onlar olduğu için çok fazla şey seyretmiyorum. Çok fazla video izlemiyorum. Niye bu saatte bana orun telefon eder? Hadi bakalım. Öyle sarmış. Bence ayda bir tane sen seç uzun detaylı geri hızı hızlısı yaz bir oyunu o detay şansına ver hakikaten. Şu an öyle yapıyorum zaten. İşte Konga verdim onu bu ay. Yani o şans bu ay Konga verildi. Geri kalan diğer videolar daha detaylı olacak. Space Marine. Belki Star, Star Wars Outlaws'a bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Ubisoft'un hemen isteyecektir kod yolladıkları için. Bir de adamlar Abu Dhabi'ye götürdüler benim halim. Star Wars Atlas oynanacak gibi değil. Yani başı güzeldi de abi ilerledikçe çok kötüleşti oyun ya. Çok sıkıcılaştı ya. Oynanacak gibi değil yani. Çok sıkıcı anasını satayım. Başın çok güzeldi oyunun yani. Keyifliydi. Devamı niye bu kadar... <Sessizlik> PlayStation 5 Pro'nun dik durması için aparat 3K. Oha! PlayStation 4 Pro'yu ben 1600 liraya almıştım ilk çıktığında. Şimdi aparatı daha pahalı PlayStation kendi şeyinden. Outlaws <laughs> Metal Gear Solid 5'ten beri en iyi stealth oyun diyorlar. Wow. Yani stealth seçeneklerinin sadece bir e, ee, kertenkeleyi şuraya git şunu yap buraya git bunu yaptın ibaret olduğu bir oyun için çok sağlam şeyler. sağlam hmm, ithamlar mı desek? 60 FPS'imiz hayırlı olsun. Sony yapacağını yaptı gene. Yee! Artık PSSR'la 60 FPS oynayacağız oyunlar arkadaşlar. Bir diğer sesimiz eksikti. PlayStation'da onumuz doldu artık. Yaşasın. <laughs> Aman tıkan dört senedir. Resu incelemeleri oynatma listesine ekler misin? Unutuyorsun. Ekleyeyim. Hangileri eksik bilmiyorum ama bakarım ona şimdi. 16K 60 FPS e zamanı olacak. Hayırlısı be. O da olur. O da olur. Ben bunu dik durması için 3 kare veriyorum. ona bir şey. Eczaneden de çeşitli ilaçlar kullanabilirsiniz arkadaşlar dik durması için. Mantıklı. Aşağı yukarı aynı fiyata geliyor. Melih Çavuş hoş geldin. Teşekkür ederim. canım. Abi Allah aşkına 120 FPS'in e ne zaman gidiyor? Ne 120 FPS'i ya? Oğlum, 120 konsolda 120 FPS diye bir şey yok abi. Konsol standartı 30'dur, tamam mı? 60 bile standart değil konsol için. Yani, 30'dur yani konsolun standartı. Konsolun sınırlarını zorlarlar, 30 FPS zar zor çalışır oyun zaten. Konsol böyle bir şey. 60 bu Oha. jenerasyonda sonda bir şey olmaya başladı. Erdem Hoşgelin, teşekkür ederim. Için. standartlaşma noktasına gelmeye başladı. Ki bu ben çok mutluyum bu durumdan. Ben çok mutluyum yani. Ama 120 FPS olacak şey değil. Yani 120 FPS'e bilmem neye e, zorladığın zaman zaten bu sefer birinci parti geliştiriciler şeye giremiyor. Oyunlarını düzgün şekilde geliştiremiyorlar. Yani PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarının aynı gözükmesinin en büyük sebebi bu abi. Kan Robert hoş geldin teşekkür ederim Ben de söyleyeyim. Çalışabilecek hani 60 FPS bu performans modu da ekliyorlar ya oyunlara. Abone fiyatı zam ne zaman gelecek olursa En üst seviyeye bir zam iyi olur gibi. 100 TL teşekkür Ahmet zahmetler var. Ekleyeceğim yakında ya. Onların bir şeyini değiştiririm. Bir 20-40-60 yaparız. Üst seviye 20-40-60'a çıkarırız yani. 5-15-30 yerine 20-40-60 yaparız. Bir ara değiştireceğim onu. Ee, Şimdi bakın PlayStation 4'te mesela Last of Us Part 2 olsun, işte God of War'un 2018'de bilmem nesi falan falanına hayvan gibi görselle oyunlar çıktı. Şu an PlayStation 5'te hala o tarz görsellere Aa. sahip oyunlar. Yani aynı görsel, en fazla o görselde oyunları görüyoruz. Hala bir jenerasyon atlayışı yok. Ben bence tamam performans modu muhabbet muhabbeti yüzünden. Hani oyunların 30 FPS sabit olmasına kasıp gerçekten birazcık daha şeyden ıı, abanırlarsa görselliğe ya da animasyon kalitesine abanırlarsa PlayStation 5'i e çok daha iyi şeyler yapabilmeleri lazım. Ama 60 FPS üretmesinden dolayı yapamıyorlar diye düşünüyorum. Ben okeyim. Ben okeyim şahsen. Çıkan bütün first party oyunlar 60 FPS çalışsın. Ben okeyim abi. Benim için sıkıntı değil. Ben 60 FPS'i yeğlerim her zaman çünkü. Benim için 60 FPS'in değeri çok daha iyi. yani. Onun verdiği responsiveness, tepkisellik, genel o animasyona verdiği oyunun içine girmeye kadar çok arttırıyor benim için deneyimin gücünü. Wukong incelemesi hazırlanıyor efendim. Hatta ben ufaktan kaçayım gideyim Wukong incelememi yazmaya devam edeyim. Bu gece çünkü metni bitirip seslendirmek Bora. istiyorum. Şu Konsol konusu ne zaman ölecek galiba? PC var abi. Ölmeyecek. Konsol ölmez. Konsol ölmez çünkü PC'ler çok pahalı. Yani. Ee, geçen gün şeyde de örneğini verdim. Bana. Yani bin dolara... Guanis hoş geldin teşekkür ederim desin. 1000 dolara alacağım bir PC'yi ortalama bir PC diyelim. Ee, yani 500 dolara konsol olarak almış oluyorsun. Aynı şekilde aşağı yukarı aynı kalitede oynuyorsun yani. Yunus Emre Kaya hoş geldin teşekkür ederim desin için. Mantıklı. Konsol bütçe de sudur. Beta TM hoş geldin teşekkür ederim desin için. En azından normalde öyleydi. Şimdi 800 dolara çıkarıyorlar da. Mehmet Ali Uygur, hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Kaç bir dakika kim bu? Grey Gandalf 10 tane abone gelip size teşekkür ederiz. Grey Gandalf sağ olun. <laughs> sağ olun teşekkür ederiz. Sen PC mi konsol mu tercih edersin? Ben PC tercih ediyorum ama bunun sebebi sponsorlarım sayesinde gerçekten high end, gerçekten güçlü hani PC'ye PC'lere sahip olabilmem. Daha önce sponsorum yokken Mantıklı. Yani kendim işte tek maaşla geçinen kira ödeyen, bilmem ne yapan falan filan ve böyle YouTube'dan falan düzgün para kazanmadığım dönemlerde, turizmde Mantıklı. çalıştığım dönemlerde ben de konsol kullanıcısıydım. Param ona yetiyordu. Bir tane konsol diyordum, bütün oyunlarım orada oynuyordum. Konsol bütçe dostudur abi. Bu kadar basit yani. Bunun artık şeyle bir alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Ee... Mantıklı. Yani bir kültürle alakası olduğunu düşünmüyorum artık. Çünkü konsola şu an beni yönelten artık çok fazla oyun yok. Astro Robot'u oynayamasaydım üzülürdüm. O ayrı mesele. Ama Astro Robot için vazgeçmeyeceğim bazı şeyler var. Yani. Oyundan oyuna değişiyor ya. Bak PC'de mesela ben şu an bütün Switch kitap aynasını Switch'ten çok daha iyi oynayabiliyorum yani. <laughs> Batzoy so, hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Yani orada bir şey var. Astro Robot mu? Yoksa tüm Switch kitap aynası mı? Hmm. Oh my god well, hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. 55.000 TL param var. PC mi alırsın? PlayStation 5 Pro mu? Muhtemelen PC alırım. Aziz bir bu YouTube başı yani teşekkür için. Yurt dışındaki için katılıyor ev fiyatlarını. Türkiye'deki 14 katı. Eşitleyelim onları. <laughs> Türkiye'de arttırarak mı eşitleyeceğiz yok hayır. Onu bilmiyorum. Onunla benim bir alakam yok. O ya benim kontrolümde olan bir şey mi onu bile bilmiyorum. <laughs> Evet efendim ben kaçıyorum. Gidip kong bir metnini yazacağım. Seslendirme yapacağım. Ee, sizlerle bir daha ne zaman. Belki yarın akşam yayın yaparız gene. Ya, yarın çarşamba. Yarın akşam yine. Yarın akşam buluşalım sohbet edelim. Haydi. her